Selamlar, hayırda takvada yarıştığımız huzurlu mutlu bir günümüz. Şükürler olsun, bugün de mutluyuz, huzurluyuz. Yüce Allah'ın verdiği şu sağlığa, saate, huzura, mutluluğa her zaman şükrederek her günümüzü ayrı bir hayat, ayrı bir ömür olarak görerek dolu dolu yaşamaya çalışıyoruz. Bugün de ebedi alem için Allah'ın izniyle dost doğru ibadetlerle Yüce Allah'ın rızasını aradık. Her gün bu şekilde yaşayarak mutlu huzurlu olabiliyoruz. Şu an hafif serin bir rüzgar var. Hayatımızı her zaman dolu dolu yaşamaya çalışıyoruz. Yanlışın her türlüsünden uzak durarak, haram batılı ayaklarımızın altına alarak her zaman helal konularda Yüce Allah'ın rızasını arayarak yaşıyoruz. Elimizden gelen her türlü hayırlı takvalı konuyu yapıp Yüce Allah'ın takdirine bırakıyoruz. Bu açıdan vicdanımız rahat. Allah'ın izniyle hangi yaşa kadar yaşayacağımızı bilmediğimiz kesin zaten. Hangi yaşa gelirsek gelelim, ben şu sene keşke şu hataları yapmasaydım, şu haram batıl konularla uğraşmasaydım demeyeceğiz. Çünkü Allah'ın izniyle biz her anımızın değerini bilerek, her an Yüce Allah'ın bizleri gördüğünü bilerek yaşıyoruz. Yüce Allah'ı o kadar çok seviyoruz ki en küçük bir hatayı, batıl haram bir konuyu yapmıyoruz. Yüce Allah'ı sevmekle alakalı bir durumdur. Devamlı haramda batılda yarışan kafirler, münafıklar, müşrikler hiç Yüce Allah'ı seviyor mudur? Ne yazık ki her türlü günah, haram konu yapıyorlar. Şimdi biz bunları normal göremeyiz. Normalde değil zaten. Şu dünyada çeşitli masal hikayelerle kendini kandırarak, herkesin kendi hayatıdır, kimse kimseye karışamaz, benim hür özgür iradem gibi bin bir türlü masalla kendini rezil rüsva ediyoruz. Sen bana veya başkasına niye açıklama yapma derdine düşüyorsun ki? Sen beni ya da başkasını boş ver. Biz de bir kuluz, herkesin kul olduğu gibi. Sen Yüce Allah'a karşı vereceğin hesabı düşün. O mükemmel hesap için çalış, uğraş. İnsanlar aşırı cahil gerçekten. Hiç okumuyorlar, hiç kendini geliştirmiyorlar. Her gün aynı sıradan tek düz hayatı yaşıyoruz. Allah'ın izniyle biz sıra dışı bir hayatı yaşıyoruz. Vicdanım aşırı rahat. Allah'ın izniyle mutluyum, huzurluyum. Her zaman yüzümüzde bir tebessüm var. Neden? Allah'ın izniyle dosdoğru bir hayatı yaşadığımızdan, Yüce Allah'ı çok sevip onun rızasını uygun işlerle uğraştığımızdan dolayı. Her gün dosdoğru işlerle uğraşıyorum. Elimden geldiğince birikimler yapmaya çalışıyorum. Daha da hayırlısını yapmak için yarın daha da mutlu uyanacağım. Belki şu dünyanın geçici menfaatlerine ulaşamayabiliriz. Makam mevkilerini elde etmeyebiliriz. Şu dünya düzeni batıl, harami düzen olduğu için bunlar olmayabilir. Ama asıl olan şudur: Yüce Allah'ın rızasını, muvaffakiyetini kazanmak. Onun hidayet nasip ettiği, şefaatine ulaştırdığı kullardan olmak. Bu her şeyden önemlidir. Ebedi alemde şu dünyada kendi üstünü gören bütün cahiller de orada hesaba çekilecek. Bütün insanlık o mükemmel hesaba çekilecek. Ve mükemmel hesapta şu hayatta neler yaptığı önüne gelecek. Bu nedenle kimse kimseyi kandırmasın. Kendini mükemmel, harika görmesin. Önemli olan şudur: sen nasıl yaşıyorsun? Gerçekten samimi bir şekilde hak kelam Kur'an-ı Kerim'in hükümlerine göre yaşıyor musun, yaşamıyor musun? Bu önemlidir. Yoksa her türlü haram batıl konuyu yap, sonra benim kalbim temiz, ben mükemmelim, harikayım de. Böyle cahil kafirler o kadar fazla var ki sayamazsınız. Bunları kale dahi almamak lazım, muhatap dahi olmamak lazım. Bunlar şeytanın yolcuları ne yazık ki. Biz nasıl şeytana lanet ediyorsak bunlara da ediyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tüllü nefsin zayikatül mevt, sümme ileyna turcaun. Sadakallahu'l-azim. Şüphesiz her canlı ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz diyor Yüce Allah. Ve o döndürüleceğimiz vakti bilmiyoruz. Elimizden geldiğince şu yaşadığımız ömrün değerini bilerek Yüce Allah'ın rızasını uygun yaşayarak devam edelim. O gün gelince de huzurlu, mutlu olalım. Allah'ım, senin huzuruna geldik.
şu bize mekan kıldığın dünyada emanet ömrümüzle bir şeyler yapmaya çalıştık. Sen her şeyi kadirsin, bizlerden razı ol diyebilelim. Bunu demek için de dost doğru bir hayatı sürmeniz gerekir. Devamlı batıl haram konularla kendinizi kandırmayın. Bunları yapanlar kafirler, münafıklar, müşrikler. Batıl ehli, bunlardan olmayın. Bunlardan olmak kolay, zaten dünyanın çok az bir kısmı iyi insanlarla dolu. Çok büyük bir kısmı da şeytani düzene uymuş. Haram batıl ehli, ne yazık ki. Biz de istemiyoruz böyle olsun ama ne yazık ki böyle. Devamlı bu dünyanın ideoloji akımlarıyla devam ediyoruz. Bir kulun, bir insanın kafasına göre uydurduğu kanun, yönetmeliklerle hayatını idame ettiriyorlar. Bu kadar cahil, bu kadar kendini kaybetmiş mahluklar bunlar. Biz Yüce Allah'ın hükümlerine göre yaşarız. Her şeyin yaratıcı, her şeyin sahibidir. O ne derse odur. Bu kadar net. O bir şey ol dedim oluverir. Biz onun rızasına uygun yaşarız. Diğer hiçbir konunun zerre kadar önemi yoktur. Bizim için de hiç önemli değildir. Biz her zaman Yüce Allah'ın hükümlerine, hakelem Kur'an-ı Kerim'in emirlerine göre yaşayacağız. Yüce Allah ne derse biz onu yapacağız. O kadar net, o kadar samimi, o kadar dosdoğru bir hayatı Allah'ın izniyle yaşayıp Yüce Allah'ın en sevdiği, en razı olduğu kullardan olmaya çalışacağız diyorum. Hoşçakalın.